Kardeşler, örfümüzde bir yanlış uygulama var. Şimdi deniyor ki e, kız ve erkek nişanlandılar. Evet. E, bunlar şimdi beraber gezecekler. E, e bu beraber gezmede günah işlerler. E nikah kıyalım bunlara. E kıyın. Kıyın, Allah mübarek etsin. Tamam. Haziran'da nikah kıydık. Düğün ne zaman? bir dahaki Haziran'da inşallah. O zaman ne düşünüyorsun? İnşallah nikah kıyacağız o zaman, düğün yapacağız. Hani şimdi nikah yapmıştınız? Bu imam nikah. O zaman da müezzin nikah kıyacaklar herhalde. Bir kere mümin, mümin, şeriata iman eden bir mümin, nikahı imam müezzin diye ayırmaz. Ne demek imam nikahı? Bu resmen orijinali değil, kaçamak işimizi idarede kılıf nikahı bu. Kendi de diyor ki düğünden önce bir nikah yapacağız diyor. Şimdi ne yapıyorsun? E yasal prosedürü idare ediyoruz işte. İyi de kardeşim sen bir beşeri sistemde uyduruk kağıt üzerinden naylon fatura kesmeye alışmışsın da bu melekler anlamaz mı naylon faturadan. Şimdi anne baba oturuyorlar nikah kıyalım çocuklarımız günaha girmesin. E iyi kıydınız. İmam geldi. Yani ne alakası varsa imamla nikah geldi, nikah kıyıldı. E verin kızı ben gideceğim. Düt, deli misin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ya nikah kıyma? O nikah değil. Subhanallah. Şeriatımız eğlence konusu değildir. Zaten şu imam nikahı kelimesinde çıldırtan bir alerjik hastalık var. Ne demek imam nikahı? Allah'ın nikahı bu. Nikahımızı imamın kıyması gerekmiyor ki. Burada ciddi bir hata var. Laubalilik var. Bunun adı laubalilik. Başka bir isimle bunu isimlendiremiyorum. Nişan sürecinde nikah yapılabilir mi? Yapılır. Bunun dinen bir sakıncası yok. İş bitmiştir o şartla. Kaynananın elini öpersin. Evlendiğin kızı da alır gidersin. Evde mi, otelde mi, nereye gideceksen gidersin artık. O kadarlık değil, çeyrek nikah bulunmuyor efendim. Çeyrek döner olur da çeyrek nikah olmaz ama varsa bunun ciddiyeti vardır. E herkes böyle yapıyor, onu bilmem. Herkeste gavur oluyor belli yerlerde yani bu Allah'ın diniyle oynanmaz.